olduğu için tabii ilk hafta içeride oynadığımız maçı kazandık. Çocukların tabii ki maçı kazanma isteklerinden memnunum. İyi de mücadele ettiler. Sahada iyi bir mücadele ettiler. Tabii ki bir tane maç kazanmanın tek başına çok fazla bir anlamı yok. Maç kazanmada devamlı sağlamamız lazım. Yani üst üste maç kazandığınız zaman o zaman bir ivme kazanabilirsiniz. Onun için kazandığımız maçın anlamı olmaz için bu dışarıda oynayacağımız maçı da kazanmak zorundayız. İnşallah önemli bir maç, önemli maça gideceğiz. Önemli bir takımla oynayacağız. Takımda gittim, bir takımı da seyrettim. İyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Ama artık biz de bir ivme yakalamak için, kazanmada devamlı sağlamak için. Biz de bu maçı da kazandığımızda ondan sonra önümüze daha da sağlıklı bir şekilde, daha da umutlu bir şekilde inşallah bakacağız. Yükseldi mi? Yanda yükseldi sonra. Evet, yanda yükseldi biraz. Yukarı yükseldim sonra. Evet, yukarı yükseldi. Biraz geriye attım. Evet, bravo. Hazırlıklarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta galibiyet aldık. Moralimiz yerinde şu anda. Bu hafta bu maçı da alıp hedeflerimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz. Geçen maç arka delimle ilgili bir problem oldu. Bir toplanma oldu. 2-3 gündür tedavi oluyorum işte. Şu anda ayağımı deniyorum. İnşallah hafta sonuna yetişecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta galip geldik içerideki sahada. 3 puan aldık. Mutluyuz. İyi çalışıyoruz. Bu hafta zor bir deplasman Bigaspor. Ligde iyi konumda. İyi hazırlanıyoruz. Yeni hocayla Cenap hocamızla bir hava yakaladık. Üst üste seri galibiyetler almak istiyoruz. İyi çalışıyor. Herkes çok içtenlikle iyi çalışıyor. İnşallah 3 puan alıp döneceğiz bu hafta. Geldim aşağıda, çıktım bile. Evet, gittim yanlarda. Evet, kaldım sağ tarafta. Evet, diğerini aldım. Evet, salla ayakları tekrar. At şimdi biraz ayakları. Git aşağı. Takımın genel kaptanı Ali Gedik. Takımımız, biz lige başlarken şampiyonluk parolasıyla hazırlıklarımızı yaptık. Buna göre de transferlerimizi yaptık. Sayın Başkanım tüm Deniz Çelebi'nin nezdinde kulüple ilgili birlik ve beraberliği açısından son derece bir kardeşlik havasını yakaladık yönetim içerisinde. Bizim takımımız lige başlarken hazırlıklarımız son derece bir hazırlık çerçeve içerisinde hazırlandık ve doğru bir hazırlık programıyla başladık ama maalesef 1-2-3 hafta bir şanssızlıklarımız oldu, sakatlıklarımız oldu. Takımımızda kırmızı kart gören oyuncularımız oldu lige başlarken. Bundan dolayı 3-4 hafta bir sıkıntılı dönem geçirdi. Neticede bir kan değişikliği gerekirdi. Bunu da kan değişikliğine gidildi. Yeni bir yönetim, yeni bir hocamızla başladık. Son derece disiplinli ve kuralcı bir hocayla biz anlaştık. Edro'ya yakışır bir hocaydır. Dolayısıyla şu anda da işte geçen hafta maçımızı kazandık. Kuruçeşme'yi maçımızı aldık. Şu anda Biga maçının hazırlıklarını devam ediyor. Ve hedefimizden şaşmadık. Her ne kadar bir 10 puanlık bir fark da olsa da kapanmaz diye bir puan farkı değildir. Biz de bir seri yakalama istiyoruz. Bu seri yakalama açısından da inşallah Biga maçıyla beraberinde 3-4 seri yakaladıktan sonra zaten şampiyonluk potasının içerisinde, şampiyonluk havası içerisindeyiz. Bu potaya gireceğimizi düşünüyoruz. Edremit taraftarlarına bizi desteklemeye devam etsinler. Her şey Edro içindir.
Kesinlikle umutsuza kapılmasınlar. Yönetim olarak Başkan Tümdeniz Çelebi'nin nezdinde biz Edremit için gereken ne fedakarlık yapılması ne gerekiyorsa o fedakarlıkları hazırız. Yapmaya da devam edeceğiz. Müşteri olsunlar. Yeter ki bizi desteksinler, desteklesinler. Teşekkür ediyorum sizlere. Evet, toparladım, salladım ayakları. Evet, aç şöyle biraz kasıkta. Evet, açtık kasıkta. Evet, kirli uğraştı. Evet. Evet. Kapalı.